Sevgili seyirciler, ben Ezgi Mola. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Arabam burada ama çıkamıyorum. Bugün merdiven altı pastanelerini inceleyeceğiz. Arabamın çıkamama sebebi ise bu maalesef buraya park ettiği için iş bilmez, kendini bilmez. Ben arabamla çıkamadım ve çok değerli konuğumu gidip alamıyorum. Ne yapacağım? Kesenin ağzını açacağım. Güzel bir araba kiraladık hemen. Geliyor araba zaten. Onunla gideceğiz. Güzeller güzeli Burcu'mu alacağız. Yol boyunca sohbetimizi edeceğiz. Son bölümümde arabayı ben kullanamıyorum. Ve güzel Burcu'mla sohbetimizi edeceğiz. Son bölümüm. Böyle olduğu için çok üzgünüm. Allah'ından bulsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. İnşallah olan olur zaten. Ben biliyorum. Ben yukarıdaki kurban olduğuma çok güveniyorum. Herkes Allah'ından bulur diye düşünüyorum. Arabasını koymuş. Anahtarını da almış ve gitmiş. Bizi gıcık etti yani, nasıl mağdur duruma düşürdü. Buradan senin ben... Neyse, söyleyeceklerimizi söyledik zaten. Ve artık son bölümüm olduğu için biraz hüzün, birazcık yorgunluk. Gereksizlere niye böyle bir yorgunluk yaşıyorsan. Ara sıra sana da konuşayım tatlıçko. Şöyle ki son bölüm, onu da açıklamak isterim. Böyle bir küçük aramız olacak ama kanalı o sırada boş bırakmayacağız. Sonrasında yine... Tanınmış kişileri seviyorumla devam edeceğiz. Yorumlarınızın hepsini hep okudum. Hoşgörülü tüm eleştirileri sevgiyle kucaklıyorum. Olumlu, olumsuz hiç fark etmez. Hoşgörüsüzlerin hepsini... Önemli olan nezaket, önemli olan tatlı dil. Olumlu, olumsuz dediğim gibi hiç önemi yok. Arabada kiraladık Burcu'm için, bir güzel. Şimdi onu arabayla almaya gidiyoruz. Geniş, ferah dedik, rahat olsun. 3 kuruş fazla olsun Burcu'm için be dedim. Dedim verelim ya. Dedim kazanıyoruz arkadaşlar. Beni izlemeyi, kanalıma yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı sakın unutmayın diyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bunu da söylemek isterim. Ben iki telefonla geziyorum. Ama öğrendiğim bir şey var. Bu artık iki tane telefona, iki tane sim karta gerek olmadan halledilebilen bir sistem varmış. Detaylarını öğrenmek istiyorsanız şu an aşağıdan böyle ilerleyen banta bakarak tüm bilgilerini alabilirsiniz. Ben de ona geçeceğim. Ve tabii ki galiba yine renk kazanacak. Kendisini pek bir seviyorum. Tek telefona geçme özgürlüğüne tekrar kavuşacağım. Bayağı hoşuma gitti bu sistem. Ben geçiyorum. Siz de geçin tavsiyelerimi. Sizler esirgemem biliyorsunuz. Bunun dışında kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Elini görmüş oldunuz. Program daha yeni başlıyor. Gitme sen kal, sevdiğim aman aman. Gidecek sevginin ne önemi var? Gitme sen kal, sevdiğim aman aman. Bunun silip atmaktan ne farkı var? Çok iyi hakikaten, ne kadar gidiyorum. Koşturuyorsun. Bayağı koşturuyorum. Bebe bu sabah mesela... Sen deli gibi yurt dışı da yapıyorsun değil evet. mi? Abi nasıl yetişiyorsun? Şöyle, şimdi ben biraz yavaşladığım zaman düşüyorum, onu hissediyorum, enerjim düşüyor. Evet. Böyleyken çok iyi, her şey çok güzel, çok mutluyum. Peki bir şey soracağım, ya bu spor spikerliği nasıl başladı? Ben çok merak ediyorum. Onu anlatayım. Böyle ben baya böyle itile kakıla falan bir şeyler yapmışım hep hayatım önce. Çünkü şöyle, ben bunları senden duymadığım için belki binlerce kez söyledin doğru. ama. Yok sen benden duymadın doğru. Evet. Şöyle o da şöyle oldu. Şimdi ben güzellik yarışmasına katıldım ama böyle hani o zaman şeydi güzellik yarışmasına katılınca böyle hani reklamlarda falan oynuyordum evet. çok iyi. Benim ajansımda hani öyle bir şey olsun iyi olsun demişlerdi. Gerçekten çok güzel reklamlarda oynadım. Ama televizyonlardan da teklif gelmeye başladı sunuculukla ilgili. Ben de dedim ki ben öyle hani ekranda olmak istemiyorum zaten beceremeyebilirim. Ha. O yüzden beni hani siz geri planda eğer beni işe alırsanız alın dedim. Beni yapımcı yaptılar. Şaka Kanalda yapıyorsun. 97 senesinde ben yapımcı program yapımcısı Aa, çocuk çok programı iyiymiş. Yapımcısı olarak girdim işe. Sonra böyle bir de çok yani kendimi anlatıyorum kusura bakmayın. Çok çalışkanımdır bir ben böyle CNN Türk kurulurken beni oraya transfer ettiler hani program yapımcısı olarak yine. 2000 senesinde spor departmanına girdim. Girdiğim anda o zaman spor müdürü İhsan Topaloğlu ya bu kız güzel bir kız biz bunu ekrana çıkartalım demiş kendine. Sonra bana söyledi. Ben dedim ki ben beceremem yani kusura bakmayın dedim. Peki dedi. 2001 senesinde bir daha sordu. 2002'de bir daha sordu. O sırada ben spor haber editörlüğü yapıyorum falan. 2003'te bir daha sordu. 2004'te bir sene bir gün. Bayağı 4 yıl 5 yıl sonra. Evet evet böyle bir pazartesi akşamıydı hiç unutmuyorum böyle yaptı.
Öyle tatlı bir insandır. Sen bu akşam 23.50 bültenini sunuyorsun, yoksa ertesi gün yarın işe gelmedi. Şaka dedi. Yapıyorsun. Zaten evet, aynen öyle. Böyle herkes birbirine baktı. Yaparsın dediler işte set şeydeki servisteki çocuklar. O zaman Barış Kuyucu vardı. Gel Burcu dedi bana. Böyle bir 3 saat falan işte prompter kullanmayı falan böyle şeyi anlattı. Ve 23.50'de böyle gerçekten o zaman da sevgiyle anıyorum Ayşe, yönetmenimiz Ayşe. Çok net hatırladığım şöyle bir sahne var. Saat böyle 23.50'ye geliyor. Böyle son sıraydı. 19 dedi. Sonra benle konuşmaya başladı. Kulağımda, kulaklıkta. Ben böyle gayet iyiyim. Ya olacak gibi geliyor çünkü. Evet. İyisin değil mi Burcu? Bak nefes almayı sakın unutma dedi. Ben de diyorum ki bana neden insan nefes almayı sakın unutma diye atıyorum. Evet. Yani. Nefes al. Böyle 3, 2, 1 dedi. Jenerik döndü. Benim buradan küçük bir sümük. Gözüm, çünkü gözüme akmasını ağlamak istemediğim için. Tutmaktan. Çünkü evet buradan çıkamayan gözyaşı buradan. Yani sümük değil pardon bu arada. Gözyaşı buradan. Ay, inanamıyorum. Öyle şeyde reji de böyle nefes al diyor. Ayşe ben nefes aldım. İyi geceler, spor bültenine hoş geldiniz dedim. Jenerik girdi. Şaka böyle yaptım. Sonra jenerik döndü bitti döndü. Ben okumaya başladım. İyi ki de yapmışım. Yani. Hala tüylerimde kendi gene oluyor. İnanılmaz. Ne acayip evet, ya. Evet aynen. O günden beri de çalışıyorum. Ama iyi ki de olmuş. O günden sonra da işte yani hep gönlünde yatan. Ama senin merakın da var buna, öyle değil mi? Bu yani çünkü maç falan izliyordum tabii ki ama o kadar delirmiyordum yani. Ama içine girince daha çok deliriyorsun. Şey tabii, güzel yani. Tabii. Erkek muhabbeti bir kere çok güzel. O yüzden onun evet. içinde olmaktan böyle bir gaz geliyor. Evet doğru söylüyorsun. Bizim erkek arkadaşlarımız çoktur seninle. Evet aynen. Ben yani, daha çok erkeklerle daha evet, iyi anlaşıyorum. Aynen. Ya. Evet benim, ya. Çocukluğundan beri öyle değil mi? Evet aynen öyle. Benim ben de öyle. Böyle şey biraz böyle hani erkek çocuğu gibi yetiştirmişim. Bir de zaten beni ailem erkek bekliyormuş. Ben gerçekten tabii bak şimdi şöyle bir şey. Sen 83'lüsün bilmezsin bunları. Sizin jenerasyon ultrason falan yapılıyorlarmış. Bizimkiler zamanımızda yok. Karnı büyük mü işte sivri mi falan bakıyorlarmış. Ha, benimkisi biliyor muydu acaba? Anneme demişler ki senin karnın sivri bir şey neyse. Öyle evet bir daha karnı ucu sivri olduğunda evet, erkek olur o gibi derler. Verilerle işte beklenirmiş çocuk. Annem benim erkek beklemiş. Evi, şeyinde odamı falan her şeyin bütün alışmışım mavi yapmışlar. İnanmıyorum. Böyle anneme götürdüklerinde işte bir kundakta yani erkek çocuk bir kundakta ben varmışım. Ondan sonra işte kızınız diye vermişler. Yok benimki erkek demiş. Evet o kadar yani iddialı. Yok yok bu sizinki falan. Yok yok öbürü benimki falan diyormuş. Öyle yani. Evet, o kadar. Aynen. Öyle bir süre böyle ben çok mavi görünce herhalde böyle biraz erkeğe doğru. Çok vermiş. İyiymiş. Aynen. Valla böyle çok iyiymiş. Süslü sarışın falan böyle bir şey görünce insan hani böyle çok hanımdır falan yok. Daha çok erkek taraf baskıyor. Evet. Baskılı bende. Spor nasıl gidiyor? Abi yapması mı izlemesi mi? Yapması tabii ha, tamam. ki. Deli gibi yapıyorsun değil mi? Yapıyorum. Bu sabah şöyle bir şey ya oldu. Ya sana helal olsun ya. Bir sabah eşim uyan yani saat 9.30 falan da herhalde beni aradı. Sen kaçta çıktın evden dedi. 6.30'da çıktım. Gerçekten. Evet ya böyle çıktığında zifiri karanlık oluyor ve bazen böyle arabanın saatine bakıyorum acaba 00.30 mu? Çok emin olamıyorum ki özelde bozuldu tabii yaşla ilgili. Yani çok emin o kadar karanlık ki bak 6.30'da saat. Yemin ederim sinirim bozuluyor. Bak 8.30'da ve 6 ben 7'de sporda oluyorum böyle dışarıya bakıyorum karanlık ya diyorum ki ne yapacağım ki spor yapacağım tabii bu saatte kalkmışım artık deyip yapıyorum inan. Evlilik nasıl gidiyor arkadaşım bana kurdelenden yollamadın dermiş. Kurdele yakaladık biz de bir orada evlendiğimiz için o sırada yani onları düşünemedim kurdelem yoktu zaten kusura bakma doğru. Oha öyle şey mi olur ya. Abi? Ama şey yani evlilik güzel bir şey ya. Ben yıllarca evlilik zor falan diye konuştum daha önce yani evlilik Burcu biz de seninle başka bir yerde aynen, evet. sohbetimiz, paylaşımımız aynen. olmuştu. Bugün hiç gibi hala unutmuyorum. Aynen benim aynen. için de. Ve gerçekten inan ki çok mutlu oluyorum biliyor musun? Ya, evet. Sevindim. Yani seni bu enerjiyle görmek beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Hakikaten öyle. Hiç geldin diye değil yani. Biliyorum. Ama evet. benim de duygularım seninle ilgili aynı zaten biliyorsun. Yani kayıt dışı sonra söylerim. Ay bir tane şarkı mı açsam ya o şuradan? O zaman ben hemen... Ha? Kafeye doğru yaklaşıyoruz. Ya. Burcu var mı istediği? Aa! Çok iyi. Dur ben bunu kullanmayabilirim. Bu gece araştırdım en sevdiğin şarkı buymuş. Sezen Aksu'nun bu Sezen gece. Sezen Aksu. Dur. Al beni. İnan. Götür kanatlarında bu gece. Uçurum bir yer. Burcu elim sana inanamıyorum gelmedi. Ya. Sende var ama al. Bana mı? Hep var evet. Yok sen. Artık bende var zaten. Olsun. Misafirin gelince beraber sevgili Burcu diye ben ay sana inanamıyorum ya. Biz bütün konuklara elimiz boş gelip gidiyoruz ha kendi kendimize. Geçen gün Suzan kardeş beni nasıl azarladı bir çay koyaydım bari diye arabada. O kadar haklı ki
Çok haklı bir serzeniş. Burcu ne söyleyeyim sana? Bilmem, öyle güzel bir şey söyle. Bir şarkı var ya, bu ara herkes söylüyor. Aşk Bodrum'da yaşanıyormuş falan gibi. Aşk Bodrum'da yaşanıyor. Yani ben çünkü videoları izlerken böyle şey çok ne diyorlar, böyle heves ediyorum. Ama hep sen öyle evde mutfakta falan söylüyorsun ya, böyle bir gün gerçekten deli gibi söylüyorum. Ben... Evet abi. Ay çok Burcu, çok ara verdim ben ona, yeniden başlayayım ya. O kadar özledim ki. Abi bu en çok sana arkadaşlar yetişiyor. Mikrofon çok zevkli bir şey ya. Hasta gibi ben bir ara evde kardeşimle falan, Ozan yemek hazır. Artık o dereceydi yani. Benim sesim çok kötü, o yüzden yani zaten benim sesim de harika şey değil zaten Burcucuğum yani. Sevgili seyirciler, sevgili YouTube takipçilerim, bugünkü konuğum Burcu'ydu. Bana hediye bu çok müstesna mikrofonu getirdi. Kafemize doğru devam edeceğiz. Soru cevap bölümümüzle sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, evet Burcucuğum, şimdi yani arama motorunda seninle ilgili aranan sorularla ilgili tahminin var mı? Mesela ne sorulmuş olabilir? Burcu Esmersoy. Bilmem boyu kaç. Ha, yok Burcu Esmersoy. Bilmem sesi güzel. Ne biliyor, bilmiyorum ne hadi var. Hadi açıyorum. Tamam, bakalım ne çıkacak. Vay, güzelliğini nasıl koruyor demiş. Aa, çok zor. Zor mu? Hadi oradan. Zor tabii. Ne yani zor? Belli bir yaştan zor sonra... yoksa güzellik koruma mı? Ben öyle anlamadım. Değil. Şöyle zor. Belli bir yaştan sonra böyle efor sarf etmen gerekiyor. Yani böyle işte az önce sana da söyledim. Mesela spor yapmazsan böyle fit ve diri durmuyorsun. Mesela evet zayıf ama böyle hani daha böyle şey, yani yağlı demeye gerek yok ama böyle fit bir insan olmuyorsun evet. Kolay. Ya bir de sen şimdi alışkın olduğun evet şey bu ya, olduğu için öyle. Anlayabiliyorum. Ben buna alışkın olmadığım için... İnanılmaz rahat, pamuk gibiyim. O kadar mutluyum. Çok şükür. Ben öyle yani çok seviyorum, öyle diyeyim en azından. Böyle ciltle ilgili de mesela takıntılar başlıyor ister istemez. Ha. Yani böyle atıyorum eski Burcu, yani eski fotoğraflarıma bakıyorum böyle mesela. Ne kadar diri gözüküyor. Ay, yüzüm falan, cildim böyle acayip güzel gözüküyor. Ya. Şimdi böyle tekrar baktığın zaman böyle çizgiler görüyorsun. Göz altında böyle çizgiler görüyorsun falan. Onun için böyle ister istemez uğraşıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? O çizgi olayını geçen gün konuştuk oyuncu arkadaşımla. Gerçekten özellikle oyuncular için bunu söylüyorum ben. Mimik ve çizgi ya, bence çok yakışıyor. Çok götürüyor değil mi? Evet. Yani mesela bir sinema filminde böyle evet. Bir karakter oynarken kamera dibine girdiğinde evet. Şu pürüzsüzlüğü değil de daha yaşanmış evet, bir şey görmek çok etkileyici ya. Herhalde. Evet. Çok. Yani biz mesela şeyden, şimdi ben mesela bu konuyla çok alakasız ama hani Lady Gaga'ya da oyuncu diyebilir miyiz? O da başka bir şey evet. Ama hani sonuçta American ben Horror Story'de tabii ben de çok sevdim. Kadın çok iyi bir oyunculuk sergiledi ama filmde çok böyle gerçekten dolgu ve botokstan hareketsiz bir yüzle yine de bu oyunculuğu çıkartabilirmiş. Oysa ki hani bambaşka fazla. Bir Lady Gaga bence çok daha iyi bir oyunculuk evet. Çıkarabilirdi yani gibi. Kesinlikle. Böyle gerçekten mimiklere çok ihtiyaç var sizin meslekte. Evet. Ve ben çizgileri falan da çok seviyorum ayrıca. Ya sendeki de ayrıca hiç fazla değil, yapma Allah aşkına. Çok ya. Hoş görünüyor. İyi, teşekkür ederim, çok ay, gerçekten öyle. Mersi. Ama ciddi bir efor sarf ediyorum diyorsun yani. Evet. Maşallah çok evet. Güzel. Bakarsan bana bakmazsan daha oluyor. İyi, her şey için geçerli. Aa, nasıl spor spikeri oldu sorusunun cevabını arabada evet, verdi. Evet, oh ya. Evet. Uzun. Yani çünkü şöyle, çok evet zorla ama özetle. Zorla. Evet. Aa, Burcu Esmersoy'un saçlarının sırrı ne? Aa, uğraşıyor musun saçlarında da? Yani çok mesela görünüyor. Kendim yaptım şu anda. Saçların sırrı gerçekten derken mi? Evet. Kendim yaptım evet. Kendini yapıyor musun? Evet yapıyorum. Çünkü böyle çok yıpranıyor tabii dışarıda bir şey yaptırıldığı zaman evet. Falan. Ben kendim böyle daha yumuşak yapıyorum saçımı. Öyle güzel. Düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sırrı derken renginin sırrı derseniz o bende değil. O böyle bir karışım. Ha. Hep ya en çok sorulan o zaten. Ya mesela o renk olayını çok soruyorlar. Hemen ama. Söyleyeyim renkle ilgili. Sana da soruyorlardır. Arkadaşlar ben bunu araştırdım, soruşturdum ve buldum. Boya olan bütün saçlar için aynı şey geçerli midir, değil midir bilmiyorum. Yine de sözüm meclisten dışarı şöyle bir şey var. Benim sarım bir başka kadının sarısıyla aynı değil. Neden? Çünkü bizim vücut ısımız aynen öyle. Farklı, saçımızın şeyi farklı, dokusu farklı, kalitesi yani kötü anlamda söylemiyorum. Seninki kaliteli, benimki kalitesiz. İnce tel, kalın evet, tel. Evet tabii. Farklı olduğu için her boyaya verdiği reaksiyon farklı. Mesela işte bazı makyaj malzemeleri nasıl ya da bir nemlendirici bana çok iyi geliyordur. Sana sivilce yapıyordur. Evet, onun aynen. Gibi düşünmek lazım. O yüzden kendinize ve saçınıza uygun olan boya markasını bulup onun üzerinden gitmek lazım. Benim bulmam 20 senemi
aldı. Aynen öyle. Şimdi çok doğru bir markayla boyandığı için böyle daha tatlı bir sarı. Anladım, anladım. Bir başka bir markayla çok boyansa da daha kızıl bir sarı olacak belki. Ya da başka bir markayla boyansa daha gri böyle şey olacak. Eskiden daha platindi değil mi? Evet, aynen. Şimdi böyle ben daha sıcak. Ben onu da yakıştırıyordum ama bu çok, çok güzel görünüyor. Aa, dans etmeye devam ediyor mu Burcu Esmersoy? Evde, beyime. Gerçekten beyime? Evet. Var mı öyle bir şey? Yani beyime şey, dans ediyor. Hayır ya. Kursa falan gitme olayları. Hani öyle şeylerin şöyle, oluyor mu? Çok istedim. Aha. Ama şöyle bir şey denedim. Yine gerçekten kimsenin kalbini kırmak istemiyorum ama biz yok böyle dans yarışmasına hazırlanırken böyle sabah 9'da girip akşam 9'da çıkıyorduk. Oo. Ve hocalarımızla böyle gerçekten sadece öğle yemeği için ara veriyorduk. Evet. Ve inanılmaz iyi hocalardı. Ben o performans ve o tempoda çalışamayacaksam bir saatlik dans dersinin bana bir katkısı olmuyor. Anladım. Ve o böyle dans hocasıyla bizim aramızdaki uyumu tekrar başka bir dans hocasıyla böyle sağlamak için de çok uzun zaman geçiyor, geçmesi gerekiyor falan. Hani ben normalde böyle hani temel hareketleri falan biliyorum. Evet. Bir yerde falan kalabalıkta falan kendi kendime dans ediyorum tabii anladım, ki ama. Anladım. Son soruya geçiyorum. Buyurun. Televizyon ekranlarını mı yoksa dijital platformları mı tercih ediyorsun? Televizyon ekranlarını. Televizyon mu? Evet. Seviyorsun değil mi? Evet. Ama sen orada çok rahatsın Burcu. Evet. Aynen. Yani çok benim alanım evet. Ve hiç merak etmeyin güvenini veriyorsun. Ay, o güzel. Öyle hissediyorum çünkü. Kesinlikle o çok önemli. Veriyorsun. Çünkü böyle şey, ben böyle hep kendime stüdyo prensesi dedim. Çünkü o böyle çok acayip bir duygu. Stüdyodaki ışıklar falan insanı böyle... Beni yani en azından çok mutlu ediyor ve çok iyi hissettiriyor. Hani böyle ve sen kamera... sunuculuk, moderatörlük çok seviyorsun. Evet, seviyorum. Evet. Ve iyi de yapıyorum. Ve bence sevdiğim de. Ve bildiğim bir konuda beni bırak, ben saatlerce konuşurum. Kesinlikle. Gerçekten hani öyle oluyor. Senin için de çok sevdiğim bir konuda istediğin kadar. Aynen evet. O yüzden ben hani iyi olduğumu düşünüyorum sunuculukta ve o yüzden de hani çok seviyorum. O yüzden televizyonda sunuculuk yapmak bambaşka bir şey. Anladım. Burcu teşekkür ederim. Ay rica ederim. Gerçekten ben teşekkür ederim güzel davet ettiğin için. Güzel enerjinden dolayı. Rica ederim. Zamanını ayırdığın için Burcu. Koşturmacada. Çok teşekkür ederim. Çok seni maalesef. Çok seviyorum. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, çok maalesef. Bir sezonun sonuna geldik. Burcu melekler gibi geldi, katıldı. Ben öncesinde konuşma yapmıştım ama onunla da veda etmek istedim. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok eğlendim. Sonrasında yine devam edeceğiz. Böyle küçük bir ara vereceğiz ama kanalda boş durmayacak öte yandan. Eğlenmeyi, gülümsemeyi, hoşgörülü olmayı yeni yılda unutmayın. Umarım karşınızda hep size iyi gelecek, sizi mutlu edecek insanlar çıkar. Umarım hayalinizdeki işleri yaparsınız. Gönlünüze İnşallah. Göre her şey olsun 2019'da. Oh ya, ne sizi güzel. Çok seviyoruz. Hoşçakalın. İyi seneler. İyi seneler.